Şikayetini. Anlat şikayetini. Söyle seyircilere. Anlat. Bir gün eve. Kimsenin haberi olmadan kedi köpek sokacağım. Ben sorumlu değilim. Kim sorumlu? Ben değilim. Benim haberim yok, o nasıl gülüyor? Ben sana bakamayayım. Kedi köpeğe nasıl bakacağım? Bakarsın, bakarsın. Başıma bela arkadaşlar. Başıma bela. Önce şunu bir doğur. Şunu bir doğur. Şunu doğur. Ondan sonra bakacağız. Beraber daha kedi köpek beslemeye hevesin kalıyor mu? Bakar bakar. Enerjin kalıyor mu? Kalır. İşte böyle şeylerle uğraşayım. Neyse, dile getirmek istedim. Neyse. Haydi yol. Arkadaşlar, suçlusu burada. Çıkmıyor, gördüğünüz gibi. Dönmüyor. Buymuş. Şurada şey. Ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Çıkartabiliyor muyum? Pancayı da bırakmıyor. Çek. Bırakmıyor ki, bak çeksem kolu kopacak hayvanın. Kopmaz o kol, çeksem. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Arkadaşlar, Mudanya macerası bitti. Gördüğünüz gibi buranın nüfusu genelde yaşlı. Yani genelde böyle sakin, huzurlu. Sabah böyle herkes yürümeye gider. Hani biraz canlandırır kendini. Biz Yalıbahçe Oteli'nde kaldık. Butik Oteli'nde kaldık. Altımızda küçük bir bar var. Yani bar, kahvaltı tarzında. Tam böyle İdo şeyin, bir de Budo feribotların arasındayız. Yani aslında tam sakin pansiyonun insanların arasındayız. Huzurlu, sakin. Hani kalkmak istiyorsan, böyle tadını çıkarmak istiyorsan burayı tavsiye ederim. Yani İdo feribotları, bir de Budo feribotların arasında öyle bir yerde otel bul ki oradan sabah sakin, öğlen sakin, öğlende insan yürüyor ama ses yok, gürültü yok. Hani yürüyen çok insanlar var, küçük küçük pazarcıklar var. Yani teyzeler, amcalar var, eriğini satıyor, elmasını satıyor, neyini satıyor. Mudanya çok güzel geçti. Başlangıcı biraz sürtüşmeli olsa da, arabamız bizi biraz yarı yolda bırakmış olsa da Mudanya çok güzel geçti. İyi ki de bir gün fazla durdum. Yani dinlenmek istiyorsan, gerçekten böyle sakin, huzurlu geçirmek istiyorsan burası yani Mudanya. Vallahi
Gitmek de istemiyorum aslında. Gitmek de istemiyorum aslında. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, Mike Ozece devam ediyor turumuz. Gidiyoruz. Vallahi arkadaşlar, buradan ayrılmanın zorluğunu yaşıyoruz. Bura çok sakin, huzurlu, zevkli. Bayağı bir dinlendik. Gerçekten. Buraya hiç gidesiniz yok. Ama yol devam. Karakter iyi. Hedefler önemli. Bakalım ama arkadaşlar, hani geçebilirseniz 3-4 saate değil bile, yani bu da yayatın. Gerçekten gelinir, 2-3 saat dinlenilir yani. Gerçekten tavsiye ederim. Başımızdan geleni anlatıyorum. Anahtarı değiştirdik. Allah'tan parça yatmadı. Yedek parça yatmadık. Şu anahtar. Allah'tan amca tecrübeliydi de. Bu aslında kerpetenle şey yaptım, çevirdim ve hemen açılıyormuş. Bilmek öğrenmiş lazım. Olduk. Merhaba, tanım hep sensin. Tutar mı dağlar, pus tutar mı dayalar, pus tutar mı? Sen sevdiğin asla tutar mı? Senin hırçın gençliğin nostalji şarkıları. Dediğim sabah akşam yanındaydım, hep senin değildim. Gördük yerime inanamadım, keşke nasıydım. Sen unuttum, şeyleri de unuttum. Hocamın altında bir gireyim günleri. Hatırladım sakin, unutayım deme o günleri. Seni çok unuttum. Beyim dayan. Kalmadın ikimiz. Haydi bu sevgimiz. Bu bizim kaderimiz. Dayan yüreğim dayan. Bu karana dönmelisin. Geç oldu. Gallipoli'nin parçası. Çanakkale'ye geldik arkadaşlar. Otelimize yerleştik. Pelit Oteli'ndeyiz. Yani Pelit Oteli'ndeyiz. Şimdi bir küçük fatura işim var. Onu halletmem lazım. Ondan sonra rotamızı belirleyeceğiz yarın için. Bu akşam bir iki şey yaparız. Büyük ihtimal. Yani boş geçmez. Ondan sonra en büyük gün yarın. Yarın. Hanım, bir şeyler yiyelim, acıktım. Ha? Bir şeyler yiyelim. Oturalım. Aynen, bir şey yememiz lazım arkadaşlar. Yeni geldik 3 saatlik yoldan. Ama Çanakkale sanki bol bol videolu bir şey olacak. Hoppa. Bol bol videolu bir şey olacak yani.